Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Her gün farklı konu ve konuklarla karşınızdayız ve bugün de yine çok değerli bir konuğumuz var. Operatör Doktor Mehmet Emre Yeğin bizlerle. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. E, şöyle ki plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisiniz ama biz özellikle bugün rekonstrüktif mikro cerrahi nedir, e, kimleri tedavi ediyorsunuz? Onları genel bir tanımını öncelikle almak isteriz. Tabii ki. Ee, şöyle anlatayım. Rekonstrüksiyon e, eksik veya defekli e, dokuların tamamlanması anlamına geliyor. Mikro cerrahide e, kıl e, veya saç teli kadar ince iğne ipliklerle e, bu dokuların damarlarının birleştirilmesi e, ile gerçekleşen bir ameliyat. İşte Vücudun belli bir yerinden başka bir yerine aktarım söz konusu, bir, bir tür dokunaklı aslında yani. Bu tür ameliyatların yapıldığı e, bir bilim dalı gibi düşünelim buna. Bu tür ameliyatları da e, yani yaş sınırı olmadan doğumdan e, ileri yaşlara kadar her zaman e, ihtiyaç durumuna göre yapabiliyoruz. Daha çok ilgilendiğimiz konular, başta söylediğim gibi herhangi bir eksikliğin olduğu veya fonksiyonun eksik olduğu durumlar. Bir kaza sonucu işte e, kolunda kas veya hareket kaybı olan e, insanların tekrar elini kolunu hareketlendirme veya meme kanseri sonrası e, meme... Oluşturulması için karın dokusunu kullanma gibi pek Hı -hı. çok e, çeşitli e, ameliyatlarımız var. E, bu defektin oluş biçimine göre e, yine kullandığımız dokular değişebiliyor. Örneğin e, çene tümörü olan bir hastada kemiği aldıktan sonra aynı bölgeye aynı fonksiyonu oluşturacak bir kemik yap oluşturmak lazım. Bunun için örneğin alt bacak kemiklerini kullanabiliyoruz. Yine mikrocerrahi yöntemle bu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Peki kişi kendinde aynaya baktığında bir takım rahatsızlıklar hissedebilir. Yüzde, çenede ondan sonra asimetride bir bozukluk olabilir. Doğumsal kitleler olabilir. Bunu ne şekilde fark ediyor? Yani çocukluktan itibaren belirli bir yaşa gelip ondan sonra mı? Hani biz biliyoruz ya burun ameliyatı belirli bir yaştan sonradır diye. Bunlarda da böyle bir kavram var mı? Süre kavramı? Evet. Ee, şöyle tarif edelim isterseniz ee, tabi doğumdan dediğim gibi ileri yaşlara kadar pek çok defekt oluşabiliyor ama e, bahsettiğimiz şeyler daha çok estetik cerrahinin e, konuları gibi e, geliyor. E, Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi çok geniş bir alan. E, halk arasında estetik cerrahi olarak biliniyor ama bu işin yanında Önceki iki kelime plastik ve rekonstrüktif cerrahi kısmı da var. ve Bunlar daha çok e, bahsettiğim gibi defektin veya e, fonksiyon kaybıyla giden durumların tamamlanmasını sıfırdan hatta yeniden oluşturulmasını e, kapsayan durumlar. Hı hı. E, bunun için pek çok e, ameliyat çeşidi var. E, trafik kazası sonrası. Alt e, bacakta oluşan yaraların kapatılmasından, işte bahsettiğim çene tümörü sonrası tekrar çene yapımından, meme rekonstrüksiyonundan bahsedebiliriz. Veya lenf ödemli hastalarda o lenf çözülmesi için bir takım mikrocerrahi yöntemler var. Bunları kullanıyoruz. Bunlardan bahsedebiliriz. E, estetik cerrahiden, hasta talebinden ziyade oluşan fonksiyonu tamamlanması için e, bir e, bilim dalı bu. O nedenle hani herhangi bir yaş kısıtlamamız yok, ee, her yaşta yapabiliyoruz bunları. Fonksiyon e, öncelikle amacımız olduğu için. Peki bir e, ağır bir kaza ameliyat işte bir e, parmak kaybı olabilir. Orada acil hemen müdahale etmeniz gerekiyor ya da işte yine çok ağır yarıklar, çok ağır yanıklarda yine aynı şekilde değil mi hocam? Doğru, kesinlikle mümkün olan en yakın zamanda. E, Yaralanmadan sonraki ilk zamanda hastayı ameliyat etmeye çalışıyoruz çünkü başarı şansımız da oldukça arttıran bir şey bu. Aradan çok fazla zaman geçmemesi yapılan çalışmalar gösteriyor ki e, ilk üç gün içinde yapılan ameliyatlarla sonraki dönem yapılan ameliyatlar arasında başarı şansı çok değişiyor. İlk üç günde yapılanlar çok daha başarılı olma ihtimaline sahip. O yüzden mutlaka bir an önce bu e, yola girilmesini öneriyoruz biz. Trafik yani kaza. beklememek gerekiyor. Ha, tabii ki tabii ki mutlaka ee, doğumdan sonra e, belli bir süre e, rekonstrüktif cerrahinin alanına giren bir konu örneğin yarık damak dudaklı hastalarda da e, bizim söz konusu yarık dudaklı hastalar örneğin 3 ay ile 6 ay arasında ameliyat olmalı. Hemen doğumdan hemen sonra olmuyor. Hı hı. E, veya yarık damaklı hastalarda belli bir süre 1 bir yaş 1,5 bir yaş arasında ameliyat olması gerekiyor ama bunların zamanlamasının çok önemli olmasından dolayı halkın bilgilenmesi ve ne zaman ne şekilde e, doktora ulaşım gerektiğini bilmesi lazım. Hı hı. E, en yakın zamanda e, gitmek lazım ve doğru tedavi planlamasının yapılması lazım. Hani biz halk arasında söyleriz ya, işte kaynama ya da işte birleşme olmadan değil mi? Onların bir an önce onarılması gerekiyor. Peki hocam az önce bahsettiniz. Bir takım tümörler de vücut besleyebiliyor kendi kendine. Bunlar dışarıya yansıdığı zaman öncelikle o tümör bölgesinin gerçekten temizlendiğinden emin olmak gerekiyor öyle değil mi? Ya da kanserli Çok bölgede. Doğru. Çok doğru o kanserli bölgeyi. Biz bunun için biraz daha genişçe alıyoruz, normal dokuyla beraber çıkarıyoruz çünkü bizim ameliyatta görebildiğimiz şey çıplak gözle oluyor, mikroskopla evet. ha burada bu hücre var, bu hücre var diye sayamıyoruz. O yüzden normal dokuyla beraber belli kurallar dahilinde e, normal sınırlarla, normal dokuyu da alıyoruz. E, sonrasında patolojik incelemeye gönderilir mutlaka ama oluşan defekti onarmak için de rekonstrüktif mikrocerrahi yöntemler kullanıyoruz. Örneğin bacakta geniş tümörü olan birisinin tekrar fonksiyonunu kazanabilmesi için eklemlerin, tendonların, damarların, sinirlerin üzerinin kapatılması lazım. Bu konuda da rekonstrüktif mikrocerrahi kurallarına göre plastik cerrahi ameliyatları yapıyoruz. Şimdi sosyal medya çok e, hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. Yine aynı şekilde size ulaşım açısından da kolaylaştırıyordur. Ama bir yandan da e, ucu o kadar çok açık ki yanlış yerlere yönlendirilmesi konusunda da e, işte sizin yapmış olduğunuz bir takım ameliyatları alıp e, kendi ameliyatlarıymış gibi göstermeye çalışan merdiven altı yapımlar da söz konusu. Bu konuda e, nasıl halkımızı bilgilendirmek ve uyar, uyarı, uyarılarda bulunmak istersiniz? Evet, bu konuda şöyle bir e durum anlatayım Amerika Birleşik Devletleri'nde Bununla ilgili çalışmalar var bu e, ameliyatların maliyeti örnekten gidelim çene tümörü ameliyatından e, ortalama maliyeti 34 ila 36500 dolar arasında bir rakamdan bahsediliyor şimdi bu kadar yüksek maliyetli bir ameliyatı e, tabi Türkiye şartlarına göre daha uyguna geliyor Aslında bakarsanız ama yine belli hatırı sayılır bir miktarda e, maliyeti var ve bu ameliyatları yetkin olmayan, ehliyeti olmayan e, ya ben gel e, bunun üçte birini yaparım, beşte birini yaparım diyen adamlara ameliyat olunduğu zaman e, başarısız olma ihtimali çok yüksek. Artı şöyle bir sıkıntımız var bizim dedim mi hmm. alt bacak kemiklerinden e, alıyoruz kemikleri. Evet. Şimdi iki tane bacağımız var e, ve biz bu ameliyatı yaparken. Hani kılı kırk yararak yapıyoruz. Oldukça ince işler şeklinde yapıyoruz. Adeta bir kuyumcu hassasiyetiyle yaklaşıyoruz büyük dokulara. Ama şimdi iki tane bacağımızın olması bizi şu şekilde kısıtlıyor. Olur da her zaman komplikasyon ihtimalimiz var. İlk ameliyatta kaybedersek biz bu dokuları tekrar diğer bacaktan almak zorunda kalacağız. Biz o yüzden gözümüz gibi koruyoruz o bacağı ikinci bacağı İlk, ba ilk ameliyat başarılı olsun diye elimizden geleni yapıyoruz ama her zaman her şey istediğimiz gibi olmuyor. O zaman ikinci bacağa yönleniyoruz, diğer bacağa yönleniyoruz. Hı hı. Bunu göz göre göre e yetkin olmayan kişilerin ilk bacağı harcaması olarak görmemiz lazım. O yüzden bu işi yapma ehliyeti olan plastik cerrahlardan başka kimsenin yap, ...başka kimselere yaptırılmaması gerektiğini söylüyorum ben. Halkımızın bu konuda bilinçlenmesi lazım. Peki hemen şunu da sormak isterim. E, ameliyat yapıldı. Sonrasında tekrar tekrar... ...tekrarlama süreci olabilir mi? E, bunu konuşurken e, ne şekilde yönlendiriyorsunuz? Ya da teda ameliyat sonrasındaki tedaviler çok uzun sürüyor mu? E, tabii kişiden kişiye çok değişebiliyor. Ama... E, <laughs> Erken yaşlarda ileri yaşlara göre çok daha farklı e, hikayeler elde edilebiliyor. Erken yaşlarda genellikle 2-3 hafta içerisinde hasta kendi işlerini görebilecek, e, eski hayatına dönebilecek noktaya gelebilirken ileri yaşlarda belki bu süre biraz daha uzun sürebiliyor. E, ağır ameliyatlar bahsettiğim ameliyatlar ama sonucu e, yüz güldürücü, sonuca erişen e, ameliyatlar hmm. oluyor. O yüzden biz de sıklıkta bu yöntemleri tercih ediyoruz. <laughs> Son olarak da yine şunu sormak isterim. E, sosyal medyada bir takım işte e, Google'a ara, arama motoruna yazdığımız zaman e, bir takım veriler karşımıza çıkıyor. Bunlarla e, böyle akıldaki sorularla gelen çok hastanız da oluyor mu? Şimdi internet e, çok güzel bir şey. İstediğiniz bilgiye istediğiniz anda ulaşabilme aracı ve e, şu anda bütün bilimlerin e, bu kadar hızlı bir şekilde gelişmesinin önünü açan şey aslında. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. E, i̇nternette pek çok şey yazılabilir. Instagram postlarında pek çok şey e, paylaşılabilir ama önemli olan o bilginin doğru olup olmadığını bilebilmemiz her zaman bu mümkün olmayabiliyor mutlaka ve mutlaka e, böyle bir şey varmış bu doğru mudur diye bile e, ilgili hekime e, danışılması lazım genel kuralımız bu olmalı plastik cerrahi açısından özellikle e, bizim işimiz bizim mesleğimiz biraz daha ee, bu hastaya bu uygun ama aynı koşuldaki bu hastaya daha farklı bir şey uygun şeklinde karar mekanizmalarını çalıştırdığımız bir meslek grubu. O yüzden e, bir kişi için doğru olan bir metin diğer bir kişi için tamamıyla doğru olmayabiliyor veya tamamen yanlış da olabiliyor. O yüzden e, bu işin daha çok doktorunuzla birebir görüşerek doğru mekanizmanın, doğru yolun, çizilmesine e, dayanan bir süreç olması gerekiyor. O nedenle her zaman e, bizim halkımızda şöyle bir inanış var. Ben okudum bunu biliyorum şeklinde e, bir düşünceye kapılmak yerine evet. daha sağlıklı olan böyle bir şey okudum doğru mu şeklinde bir doktora başvurulması doğru şeyi yapmamızı sağlayacaktır. Peki hocam vermiş olduğunuz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum. Yayınımıza da katıldığınız için. Teşekkür ederim evet. ben Çok sağ olun. Samimi Analiz programında Operatör Doktor Mehmet Emre Yiğin bizlerleydi. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.